Ordu Valisi Seddar Yavuz TV 52-15 Temmuz Destanı özel yayınına konuk oldu. Sezgin Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Vali Yavuz, "Bizi öldürebilirler, asla teslim alamazlar" diyerek önemli mesajlar verdi. Ordu Valisi Seddar Yavuz 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda TV 52'nin 15 Temmuz özel yayını programına konuk oldu. Darbe girişiminde aşan bir işgal hareketidir. Bağımsızlığımıza, ülke bütünlüğümüze bir saldırıdır. Bu örgüt maalesef 40 yıldır çeşitli hünelerle din kitlesi altında kendisini gizlemiş ve münafıklığın en yüksek mertebelerine ulaşmış. Çeşitli ideolojilere bürünmüş, bazen sağcı olmuş, bazen solcu olmuş, bazen şucu olmuş, bazen bucu olmuş ve milletimizi maalesef kandırmış ve devletimizin kılcal damarına kadar işlemiştir. Ve 15 Temmuz günü bütün bir karanlığıyla ortaya çıkmıştır. Ve Muş'ta da ben o zaman Muş valisi olarak televizyonlarda ve sosyal medyayı takip ederken darbe teşebbüsünü öğrendim. Bunun üzerine hemen emniyet müdürümüze haber verdim ve vali konağına gelmesini istedim. Bu ara o dönemde görev yapan İl Jandarma Komutanı ve Kara Kuvvetleri birimleri olan Tugay Komutan Yardımcısı'nı aradım. Fakat telefonlarımıza maalesef çıkmadılar. Onun üzerine anladım ki gerçekten Muş'ta da bir darbe teşebbüsü girişimi olacak. Bunun üzerine emniyet müdürümüze tüm polis teşkilatını silahlandırmasını, uzun namlulu silahları dağıtmasını ve şehrin önemli kurum ve kuruluşlarını tutmasını ve askeri birlikler dahil olmak üzere bunların nizamiye giriş ve çıkışlarının kapatılması talimatını verdim. Bu saatten sonra bütün tedbiri aldık. Bunun üzerine baktım ki benim gözaltına alındığım şeklinde bir şayan duyulması üzerine binlerce vatandaşımızın vali konağında toplandığını gördüm ve sloganlar atıyordu. Kimi ağlıyordu ve daha sonra çıktım ve orada halkımıza dedim ki sahaya çıktığınız şey bağımsızlığımızdır, bayrağımızdır, şerefimizdir, onurumuzdur. Sezgin Yaşar'ın sorularını cevaplayan Vali Yavuz, 15 Temmuz'u tarihimizin en kara lekelerinden birisidir diyerek niteledi. 15 Temmuz darbe girişimi sürecini değerlendiren Vali Yavuz, 15 Temmuz gecesi benim meslek hayatımda unutamayacağım bir gece yaşadık. Halk şehit olmaya gelmişti, dedi. Ama hamdolsun ki ilerleyen saatlerde yaklaşık 30 bin Muşlu meydanları doldurdu ve bizim telefonumuza çıkmayanlar bu defa efendim halk bizim kışlarımıza geliyor, lütfen talimat verin, bu halk sizi dinler ve bunu engelleyin diye benden ricalarda bulundular. Fakat işte biraz önce söylediğimiz gibi bizim destanlarımız bitmez. 1071 bir destandır, Çanakkale bir destandır, efendim İstanbul'un fethi bir destandır, 15 Temmuz'da böylesine bir destandır. Evet. Özellikle küresel güçlerin maymuncağı olmuş, oyuncağı olmuş bu örgüte ve onların arkasındaki güçlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılamayacağını, milletin gönlünü parçalamayacağını bir kez daha bu aziz millet göstermiştir. Tabii ki burada en önemli faktörden bir tanesi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğidir. Vali Seddar Yavuz, Türkiye'de yaşanan değişim ve gelişimden de bahsederek Türkiye'nin değişimini ve gelişimini istemiyorlar şeklinde konuştu. Türkiye'nin dünyayla yarışır bir ülke haline geldiğinin de altını çizen Vali Yavuz, Türkiye'nin yardım bekleyen ülkelerin de her zaman yanında olduğunu hatırlattı. Vali Seddar Yavuz, yaşanan bu hain olaylara karşı millet olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz dedi. Ve önümüzdeki 2023, 2051 ve 2073 hedeflerinin efendim engellenmesidir. Evet. Çünkü artık devletle millet arasında kaynaşma olmuş. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin duygularına, değerlerine tercüman olan ve bu ülkeye çağ atlatan, sessiz bir devrim yapan liderdir. Sayın Cumhurbaşkanımız sadece bir cumhurbaşkanı değildir. Bir düşünce ve fikir adamıdır. Ümmetin de aslında dünya evet. üzerindeki yegane umudu. Kesinlikle. Hepinizin bildiği gibi ümmetin son kalesi Türkiye'dir ve ümmetin lideri de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Şüphesiz. Dolayısıyla bugün İslam dünyasında en çok sevilen, en çok değer verilen, en çok posteri taşınan, dua edilen lider Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Tabii bunun en temel sebebi bizim gönül coğrafyamızda mazlumlara ve mağdurlara olan Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgisi, evet. şefkati ve hayır ihracatıdır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde Gayri Sahil Milli Hasılası'na göre en fazla hayır ihracatı yapan yani
bu mazlumlara ve mağdurlara en fazla yardım eden ülkedir. Evet. Türkiye elbette en zengin ülke değildir. İşte bu durum ve bu kardeşlerimize sahip çıkmamız küresel güçleri ve Türkiye'nin yanında gibi durup duran ama düşmanlık yapanları rahatsız etmiştir. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece 15 Temmuz değil, Türkiye'nin gelmiş olduğu bu kalkınma, demokratikleşme, hak ve hürriyetlerin genişlemesi bakımından da fevkalade önemli bir semboldür. Evet. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza bunca saldırılmasının, efendim, etkisiz hale getirilmek istenmesinin temel sebebi de budur.